Yeni bir ETS 2 videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için South Region haritasında böyle güzel bir DAF moduyla, eski bir DAF moduyla ve böyle devasa bir yükle bir sürüş gerçekleştireceğim. Yani güzel bir sürüş olacağını düşünüyorum. South Region haritasını çok seviyorum ben. Bayağı böyle sonbaharla falan güzel bir şey olabiliyor, kombinasyon olabiliyor. Ağaçlı, bol virajlı bir harita. Bunu da sizler için paylaşacağım açıklama kısmında. Diğer haritaları da paylaşacağım. Belki ilerleyen günlerde de bu harita kombosunu sizlere bir video olarak paylaşacağım. Daha da devam edeceğim bunları. Daha önce de söylemiştim ama fırsat bulamamıştım. Ama elimden geldiğince bulup yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yükümüze bakalım. 5 ton gözüküyor yükümüz. Traktör diye gözüküyor ama öyle değil. Bu yükü bu arada şöyle almanız gerekiyor. Şu dorseyi alacaksınız ve bu dorsenin üzerine alabiliyorsunuz bu yükü. Başka bir tanesi vermiyor size. Öyle biliyorum yani benim denediğim kadarıyla. Sadece bu dorseyi almanız gerekiyor. Oyunun kendi dorsesi bu da. Bu şekilde yükü alabilirsiniz. Dilerseniz hemen çıkalım. Hiç vakit kaybetmeden ben çıkarken... Saatimizi de 12 yapalım ki daha güzel gözüksün. Ben çıkarken siz de şunu da ayarlayayım. Kanalıma abone değilseniz hala abone olursanız, bildirimleri açarsanız, aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Diyerek hemen şöyle marşımızı çevirelim. Debriyajımıza basıp bir marş yapalım. Cold start. Gayet şık bir araç bu. Şu el freni mi merak ettim. Değilmiş. Ya da el frenidir de animasyonu yoktur. Bu arada aracımız 16 vites. Güzel bir araç. Ben çok beğendim. Buradan sola döneceğiz. Benim en çok sevdiğim haritalardan birisi bu. South Region haritası. Yolları az önce de söylediğim gibi çok ama çok güzel. Gerçekten zevkle araç kullanabileceğiniz bir yol. Aracın direksiyonu kötüymüş biraz. Onun dışında güzel bir araç. Direksiyonu değiştirebiliyorsunuz bu arada. 3 seçenek var. Bu niye duruyor? Ha, o sola dönecekti duruyor. Ben şöyle bir geçeyim ya. Herkes bana yol veriyor sanırım. Eyvallah kardeşlerim. Atabilirsek 16. vitese de atacağız arabayı. Sesi de güzel bu arada. Fena değil sesi. Direksiyon kameram yine sanki gecikme yapıyor. Ton ama çıkmıyor araç resmen. Böyle geniş alalım virajı. Araç var mı yok. Daha önce kullanmıştım ben bu yükü. Mercedes Actros'ta kullanmıştım. Yine buralarda bir yoldu sanırım. Retarderimiz yok. Güzel, keyifli, kullanabilecek bir yük. Direksiyonun da sert olması gerektiği gibi. Bu araç hidrolik değil diye biliyorum. Hidrolik mi? Kaç model bilmiyorum gerçi ama. Hidrolikler ne zaman çıktı? Ne oldu? Önümde de şöyle bir DAF, eski DAF şeyi var. Göstergesi. Onu da görebiliyorsunuzdur umarım. Böyle daha eğlenceli, daha şey hale getirmeye çalışıyorum sürüşlerimi. Keyifli hale. Şöyle 11. vitesteyiz. Sonbahar moduyla gerçekten çok güzel gözüküyor ya. Yerde yaprak efektleri. Ağaçlar böyle
her tona sahip, yeşil, sarı, kırmızı, turuncu. Retarder olaymış, iyiymiş. Motor freni de yok. Dur kardeş, kardeş ne yapıyorsun kardeş? Bak ben ağır yüklüyüm. Hızlı geliyorum bir de. Senin beklemen lazım. Yükün, fark ettiyseniz, aracın içinden geçiyor. Arka kısmı, yan kısımları şey değil. Allah. Oracık dar, o kadarcık dar yere girersen nasıl geçeceğiz biz buradan? Aktif değil yükün yan tarafları. Şey, bir herhangi bir yere çarpmıyor. İleride bir yerde bir şey vardı. Tren yolu geçidi vardı. Bakalım oradan nasıl geçeceğiz. Göstergeleri çok hoş ya. Haritaları, aracı, dors, yükü hepsini paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Onu açıklama kısmından alıp kullanabilirsiniz. Yani genel olarak oynadığım bütün modları paylaşıyorum orada. Bazen şey soruyorlar. Hani nerede mod? Yani Allah. Hayda, tren gelecek. Ya şunlar gerçekten çok güzel. Tren falan geliyor bak. Treni de komple fotoğraftan yapmışlar ama. Önemli olan olması. Kalkabilir miyiz? İyi, kalkabiliyoruz. Bir şeye çarptık ama neye çarptık bilmiyorum. Vites kolum şeye değiyor ya. Elim değip duruyor buton baksa. Sıfır kilometre gözüküyor. Sebebi şey, ben bu yükü İstanbul'dan aldım. Avrupa'ya doğru gidecektim. Yani başka bu taraflarda yoktu bu yükten. O yüzden oradan almak zorunda kaldığım için 7 yatacağız değil mi? Neye atacağımızı unuttum. O yüzden böyle 0 kilometre gözüküyor. Bağlantısı yok çünkü South Region haritasının Promotes'la şu an için. Bağlantısını yaptıktan sonra çıkacak kaç kilometre olduğu. Bu bağlantı şeylerini de vereceğim sizlere. Bulabilirsem tabii. Aradım ama bulamadım. Şimdi bir daha deneyeceğim. Yanlış vitesi atıyordum. Bu arada sinyal kolunu da aldım. Ama Scania'nın sinyal kolunu aldım. Cruise kontrollü. Şimdi o projeyle ilgileneceğim bu ara. Ama buraya takamayacağım büyük ihtimal. Çünkü burası çok dar bir yer. Şurada kulakçıklar da olduğu için çok mümkün olmayacak. Bakalım. Ya direksiyonu değiştireceğim. Artık direksiyonu değiştirmenin zamanı geldi herhalde. Ya da onu yapıp satacağım. Yani başka şeyi yok. Sinyal yakmıyoruz çünkü virajmış burası. Şu an 9'la da çıkmayacak. Çek 7'ye. 7 ile de çıkmayacak. Hadi.
Hadi 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 hadi. Zorlamayalım. Zorlamayalım dedik de hadi daha. Bire düştük. Şaka gibi. Evet, toprak yola geldik. İşte South Region'ın güzellikleri bunlar. Bir aşağı düşüyormuşuz, yanlış yapılmış oluyormuş bu. Allah. Oo, drift. Devasa yükle drift. Yolu tam olarak gitmeyeceğim. Gidebildiğimiz yere kadar. Artık gideceğiz bakalım. Böyle yavaşlayalım da genişten göstermek istiyorum bunu ya. İçinden geçiyor. Arkamıza da dizilmişler. Oo, o kadar geniş değilmiş. Ha, arkası dönüyor zaten. Tamam. Çok dert etmeye gerek yokmuş. Aracın arkası kalkıyor bu arada. Direksiyonuma tepki veriyor. Yol sesi çok geldi. Ön camın yansımasını yapamamışlar. Parlıyor ön cam. Yollar nefis. Oy. Fren de çok iyi yalnız. Karşıdan gelen var mı hiç bilmiyorum. Eyvallah reis. Direksiyon garip garip tepkiler vermeye başladı. Yok, Scania'lardı. Bu araçların hemen hemen hiçbirinde şey yoktu böyle. 1.43'e ilk güncellediğimde büyük ihtimal benim oyunda hata vardı. Direksiyonları dönmüyordu. Ben bir şey güncelledim. Daha doğrusu oyunun klasörlerini, dosyalarını, neydi o? Steam'in üzerinden bir şey vardı. Doğruladım, doğrulama. Bunu yaptıktan sonra düzeldi. Ya da şeyden dolayı öyle oldu. Allah. Bir şeye çarptık. Şeyden dolayı oldu. Bir güncelleme daha geldi oyuna. Ondan sonra düzelttiler. Bilmiyorum. Yani bu direksiyonlar dönmüyordu önceden. Dönmeye başladılar. Arabada dönmüyor. Normal yola geldik. Hızlı gitmek de istemiyorum. Sapıtıyor araba. Allah. Hadi atalım şunu 13'e artık. 13. vitesle 56 ile gidiyor. Burada sağlam tıkanacağız şu an. Rampa güzel rampa. Altıdayız. Hadi oğlum. İyi.
Hızlanıyor şimdi biraz daha. Yollara bak ya. Nefis. Şu ileride bir toprak yolumuz daha olması lazım. Orayı seçtiğimi düşünerek bir yer seçtim. Umarım orasıdır. Göstermek istiyorum orayı da sizlere. Bak, değişik hareketler. Yolda böyle bir taşlık maçlık bir şey yapmışlar gibi sanki. Böyle oraya geldikçe takır tukur ses yapıyor. Ve direksiyonum oynuyor. Bak yine yaptı aynısını. Araçtan da olabilir ama yoldan diye düşünüyorum. Bak burada da yaptı. Tamam, yoldan. Orada bir şey var, böyle kayalık gibi bir şey yapmışlar. Hadi bakalım, inşallah dediğim yerdir burası. Oo, yine tren yoluna geldik. Tün tütün. En sevdiğim seslerden birisi bu ya. Tren. Trenin ray sesi. Hacı Murat koymuş adamlar. Lukoil. Lukoil nereninmiş ya? Burada da var. Sinyal sesleri falan çok hoş geliyor kulağa. Tık 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 tık. Aa, sola döneceğiz. Sağ değil. Tık 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 tık. Valla bakmadan döneceğim. Eurotruck. Yolda bayağı varmış ya. Bir 200 kilometre falan gidiyor. Yani gideceğiz sanırım toplamda. Ben daha azdır, daha böyle az sürer diye düşünmüştüm. Öyle seçmiştim orayı. Sonbahar modunun güneşi biraz daha dik gelse çok güzel olacak. Biraz daha şey gözüküyor. Nasıl diyeyim? Karanlık gözüküyor oyun. Yine mi? Her yer tren yolu. Çok keyifli şu an. Akşam üzeri. O ne yapıyor ya? Şöyle iki tane de kornamız var. Saçma sapan. Bir sollama yapamaz mıyız acaba şurada? Yol garip bir şekilde kıvrılıyor. Oo. Direksiyonu zapt edemiyorum ya. Dediğim yere ulaşamayacağız. Bir dahaki sefer artık orayı da
Bir dahaki sefere gösteririm. Hadi bas bakayım, bas. Bas. Şöyle müsait bir yer bulursak çekerim kenara da artık yavaş yavaş bitirelim videoyu. Yalnız daha da güzel oldu yollar şu an. Üstü kapalı falan. Burada yanlış hatırlamıyorsam bir tane köprü vardı yakın bir yerde. Bitirmek istemiyorum şu an. Bitirmem gerekiyor ama bitirmek istemiyorum şu an videoyu. Hoşuma gidiyor çünkü. Bayağı keyifli oldu. Ama şuraya duracağız artık. Mola verelim burada. Burada da bir kamyon varmış. Şöyle bunun yanına park edelim. Hop. El frenimizi çekelim. Şöyle dıştan bir bakalım aracımıza bir daha. Bayağı da yakın durmuşuz araca. Böyle bayağı güzel ya. DAF gerçekten keyifli. Güzel de yapılmış bir mod. Tavsiye ederim alıp kullanmanızı arkadaşlar. Bir şurası boyanmıyor. Geri kalan her yerini boyayabiliyorsun. Bir de şey çamurluğu boyanmıyor. Geri kalan her yer boyanıyor. Öyle kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu da. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.